استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli kardeşlerim, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Bugün 16. sınıfı yaptığımız Kur'an-ı Kerim'in güzel okuma yarışmasında emeği geçen, öncelikle bize bu imkanı bugün yaşatan bu güzel yavrularımızı, sonra velilerini, sonra da yıllardan beri onların üzerinde emek sarf eden değerli hocalarımızı, arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı tebrik ediyorum. Hem teşekkür ediyorum. Öbür taraftan bizleri yalnız bırakmayan çok değerli velilerimizi, halkımızı gönülden tebrik ediyorum. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun diyorum. Pandemi döneminde 2-3 yıl biraz savrulduk, biraz da unuttuk. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bu hastalık Batı Trakya'mızı da kiledi. 2-3 yıl Kur'an yarışmalarına ara verdik. İster istemez insanoğlunun fıtratı üzere bizleri de dünyanın her yerinde olduğu gibi bu hastalık biraz gevşetti. İnşallah bundan sonra daha iyi bir şekilde yavaş yavaş toparlanarak eski günlerimize inşallah dönmüş olacağız. Bu arada Türkiye'den, yani sınırdan diyebilirim, İpsala'dan davetimize icabet eden İpsala müftümüze ve çok değerli hocamıza teşekkür ediyorum. Buraya kadar zahmet ettiler, geldiler, şeref verdiler. Allah kendilerinden razı olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, 16 yıldan beri Kur'an-ı Kerim yarışmaları yapıyoruz. Her köyümüzde bir Kur'an kursumuz hemen hemen var. 100 civarında Kur'an kursumuz var. Batı Trakya'mıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hizmet ordusunda gönüllü olarak çalışan bir görevli arkadaşlarımızı gerçekten hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum. Güzel çalışmalarla Batı Trakya'mızı bugüne kadar getirdik. Ben din görevlisi arkadaşlarımızla her yerde hem özlüyorum hem de gururla şunu ifade ediyorum. Diyorum ki Batı Trakya'mızdaki halkımızın %80'i Kur'an-ı Kerim'i aslından okumasını biliyor. Öbür taraftan da Batı Trakya'mızın %99'u din adamlarının, hocaların ilmihal bilgisi dedikleri dinini yaşayacak bilgileri de %99 olarak biliyor diyorum. Bu bir gerçek olarak söylemek lazım. Ne Türkiye'de var ne de Balkanlarda, birkaç gün önce ziyaret ettiğim Balkanlarda böyle bir durum var. Batı Trakya'mız gerçekten Türk alemine, Türklük alemine bir örnek olabilecek küçük bir nüfusa sahip olmamıza rağmen örnek bir hayat yaşadığımızı, İslam, saf, temiz, durum Osmanlı'dan gördüğümüz gibi yaşadığımızı çok rahatlıkla söyleyebilirim değerli kardeşlerim. Bu etkinliği düzenlenmesinde mutfakta çalışan arkadaşlarımız oldu. Herkes takdir eder ki bir sünnet töreni yapsak, bir düğün yapsak, belki aylardan başlarız, aylar önce başlarız, nasıl olacak, nasıl yapacağız diye. Bizim de din görevlisi arkadaşlarımız, mutfakta görünmeyen arkadaşlarımız
uzunca bir zamandan beri bunun çalışmalarını yapıyor. Nedir bu çalışmalar? Burada gördüğünüz çocuklar, 8 tane bölgemiz var bizim. Yani bazı asfalta göre ayarladığımız bir bölgenin çocukları kendi aralarında yarıştılar. 8 tane bölgemiz var. 8 bölge kendi arasında yarıştı. Bölge birincileri buraya geldi. Bugün de bu birincilerin birincisini seçmeye çalışacağız. Dolayısıyla o günden bugüne kadar çocuklarımızla uğraşan, bu günün hazırlanmasına sebep olan arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Öbür taraftan siz olmasanız biz olmayız, biz olmasak siz olmazsınız. Hepimiz biz bir bütün gibi gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız çocuklarımızı sevindirmek, teşvik etmek için sponsor diyorlar adına. Esnafımızdan, siyasilerimizden birçok hediyeler topladılar çocuklarımızı teşvik ve çocuklarımızı sevindirme adına. Ben buradan bu şekilde çalışan bir görevlisi arkadaşlarımızı da başka bir görevlendiği başkanımız Sağlık Hoca'yı yanındaki arkadaşları öbür taraftan da bize sponsor olan yani çocuklarımıza hediye veren verecek olan bütün esnafımızı, siyasilerimizi de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çünkü gelecek nesillerin hazırlanmasında veya yönlendirilmesinde onların da büyük katkıları var. Allah hepsinden razı olsun. Değerli kardeşlerim, 2 gün önce, 3 gün önce Romanya'yı, Bulgaristan'ı baştan başa gezdik. Şunu gördük. Kur'an kurslarımızın hedefine ulaştığını da hissettik. Bizim hedefimiz şuydu. Bir maddi, bir manevi. Bir dünyevi, bir ukrevi. Yani maddi dediğimiz zaman insanoğlu aldığı kültür, aldığı bilgi, yaşadığı hayat şekliyle, bildikleriyle yaşar. Yani bizim Kur'an-ı Kerim'i çocuklarımıza, Kur'an kurslarımıza açmakta veya bunları yaşatmaktaki birinci hedef çocuklarımızın dinini, milliyetini güzel öğrensinler, dillerini güzel öğrensinler ve hayatta fırtınalar karşısında çürük ağaçları yıkıldığı gibi yıkılmasınlar diye. Çünkü Kur'an'ı öğreten ve unutan, dinini unutan, Kur'an'ı unutan insanların nasıl yok olduklarını gezdiğimiz Balkan ülkelerinde bizzat gördük. Allah'a şükrettik ki bizim Kur'an kurslarımız var ki biz evvela Müslüman, sonra da Türk olduğumuzu çok iyi öğreniyoruz, öğretiyoruz. İnşallah burada daha nice günler, nice asırlar Müslüman Türk olarak bu camilerde çalışır, bu camilerde ezanlar okunur. Biz de Müslüman olarak hayatımızı devam ettiririz buralarda. Bu çok önemli. Birinci hedefimiz burada Müslüman olarak doğduğumuz gibi ölmek ve yaşamak değerli kardeşler. İkincisi, bizim Kur'an-ı Kerim'imiz sadece dünya için değil, Kur'an-ı Kerim yarın ahirette bizlere her ayetiyle, her cüz'iyetle, her kelimesiyle, her harfiyle bize şefaatçi olacaktır. Çünkü hiçbir dostun olmadığı günde dünyada okuduğumuz, inandığımız Kur'an-ı Kerim bize şefaatçi olacak. İnsanoğlu ölür gider ama arkadan bir Fatiha'ya muhtaç olur. O Fatiha de en yakınları kendisine okur. Bizim bugün annelerimize, babalarımıza, hakkın rahmetliğine kavuşanlara göndereceğimiz en büyük hediyemiz bir Fatiha değerli kardeşlerim. Bir Kur'an-ı Kerim, bir Yasin, bir Hatim değerli kardeşlerim. Onlar ne maddeyle alakaları var, ne yemekle alakaları var, ne içmekle alakaları var. Onlar sadece arkadan kalan nesillerin yani bizlerin
onlara göndereceği bir Kur'an gelip amel defterlerine hayırların yazılmasına vesile olmaktadır. Çünkü Resulullah'ın hadis-i şerifinde insan öldükten sonra amel defteri kapanır ama kapanmayan insanlar vardır. Sadaka-i cariye. Biz çok zengin insanlar değiliz Batı Trakya'da. Yalnız başımıza ne cami yaptırabiliriz, ne okul yaptırabiliriz, ne hastane yaptırabiliriz. Bizim en büyük servetimiz evlatlarımız. Hayırlı evlat bırakmak. Arkamızda dinine, diyanetine hizmet eden, milletine hizmet eden ve arkamızdan bir Fatiha okuyan evlatlar bırakabiliyorsak bu bizim en büyük başarımız, en büyük hizmetimiz ve en büyük sadaka-i cariyemiz olacak. Onun için bizler din adamları olarak bu çağda, bugün Batı Trakya'daki dini hayat bizlerden, din adamlarından soruluyor. Ve hesabı da biz vereceğiz Allah'a karşı. Ne yaptık, ne yaptınız diye. Bunu yapmaya çalışıyoruz inşallah hep beraber. Biz azınlığımıza, hizmetimizi arkalarından birer Fatiha okuyacak evlatlar bırakmak ve amel defterimizin açık kalmasını sağlamak, öbür taraftan da mezarımızda kemiklerimizin sızlamayacağı, dinine ve milletine hizmet eden insanların ardından gelmiş olması ve devam etmesi. Bu iki şey için çalışıyoruz. İnşallah bunları başardığımıza da inanıyoruz. Az önce Fehim hocamız söyledi. Bir söz söyledi ki, belki dikkatlisiniz çekti, belki çekmedi. 85 milyon Türkiye ana vatanımız bizim. Bizim çocuklarımız da Türkiye'de yapılan Kur'an yarışmalarında, ezan yarışmalarında, yani dini yarışmalarda derecelere giriyor. Onlar hep bizim tezgahımızdan geçen çocuklar. Bugün de burada Necati hocamız ikinci defa herhalde birinci geliyor, öyle yanılmıyorsam üçüncü de olabilir. Güzel çalışmalar oluyor. Bugün burada bulunduk ve bize Evrenköy ev sahipliği yaptı. Biz Evrenköy'e de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Camilerini açtılar, gönüllerini açtılar bize. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Zaten dışarıdan gelen her insan Evrenköy'ün dinine nasıl bağlı olduğunu, milliyetine nasıl bağlı olduğunu camiye baktığı zaman zaten görüyor. Köye girirken zaten görüyor. Dolayısıyla bu güzelliklerin bundan sonra da bizlerden sonra da devam etmesini hem istiyoruz hem Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. İnşallah böyle olur değerli kardeşlerim. Başka bir gayemiz yok. İyi insanlar yetiştirmek. Allah'ına, toplumuna, milletine hizmet eden insanları yetiştirmek. Başka bir gaye yok. İnşallah bu gayemiz, bu hedefimiz bundan sonraki yıllarda da devam eder diyorum. Allah hepimizden razı olsun. Birlik beraberlik içinde daha güzel nice yarışmalara, nice günlere ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, az önce de ifade ettiğim gibi bugün aramıza İpsala müftümüzle katıldık. Ona da mikrofonu vereceğiz. Tabii ismini zikrettik de çoğumuz görmediniz. Hocamız bizden birisi. Hepimiz Türkiye'ye yolculuk yapıyoruz. Sınırda İpsala'yı biliyorsunuz. Bir gün yolunuz düşer, bir çay içersiniz, arabanız bozulur, ihtiyacınız olur. Olur. Hocamın size yüzünü de görmeniz adına buraya davet ediyorum. Hocam buyurun, bak Trakyalılar sizi böyle tanısınlar. Filanca yerde korku içindesinler. Teşekkür ediyorum. Hocam, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli Gülcin'le seçilmiş Müslüm Şerif Hocam ve değerli hazırım. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum.
böyle güzel bir organizasyona katılmaktan da büyük bir onur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Hocamın dediği gibi tanışmamız, görüşmemiz, kaynaşmamız gerekiyordu. Kapılar açıldı, hocam geldi, biz de gelmeye başladık. İnşallah bundan sonra hep beraber gidip geleceğiz. Biz sizin misafiriniz olacağız. Siz de bizi mutlaka karşı tarafa, İpsala'ya geldiğiniz zaman misafiriniz olmanızı özellikle bekliyoruz, istirham ediyoruz. Orada sizi bekleyen bir kardeşimiz var, buna emin olun. Bu münasebetle bir şey daha ifade etmek istiyorum ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir meşale yaptı. Bir İslam meşalesi, bir dava. Bir davayı tutuşturdu. Ve bugün burada şunu gördük. Bu yakılan meşale bugün burada devam ediyor. Ve bu kardeşlerimizin, Kur'an bölümlü kardeşlerimizin bu meşaleye sahip çıkacaklarını da gördük. Gelecek nesillerimizin emin ederde olduğunu görerek büyük bir gurur duyduk. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerden razı olsun. Bu davaya sahip çıktığınız için ve gelecek nesillerimizi yetiştirdiğiniz için, bu kardeşlerimizi yetiştiren sizlerden, hocalarımızdan, hocamızdan, anne babalarımızdan Allah'a razı olsun. Bu münasebetle tekrar hepinizi hürmetle selamlıyorum. Allah razı olsun, Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.